Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevle bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Temizleyebilirsin. Galiba salıncağı yuvası olarak görüyor. Kovalasak gider mi? Olmaz Ali. Baksana ne güzel şakıyor. Üstelik çok sevimli. Ona daha iyi bir yuva yapabiliriz. Nasıl? Bekleyin burada. Hemen geliyorum. Okulda en çok neyi seviyorum biliyor musun Hasan? Okul gezilerini mi? Aynen öyle. Özellikle de tarihi yerlere düzenlenen gezileri. Bak geldik işte. Nereye geldik? Baksana tarihi örme sütü. Bu mu tarihi eser? Kocaman bir taş yığını bu. Bu sıradan bir kule değil. Ne özelliği var ki? Eskiden insanlar bu kulenin İstanbul'u koruduğuna inanıyormuş. Evet, ben de duymuştum. Bunun gibi başka yapılar da varmış. Belki de bu yüzden başarısız olup duruyoruz. Bir şey mi dedin Gürgen? Ya canım, içimden konuşuyordum. Yaşasın, Mehmet geldi. Mehmet, hiç şaka olmuyorlar. Çok yoruldum. Çok çabuk geldin Mehmet. Torbada ne var? Bunlar da ne? İşe yaramayan plastik şişeler, bir tane tutkal tabancası ve boyamak için malzeme. Bunlarla minik kuşumuz için yuva yapabiliriz. Biraz zor görünüyor. Aslında hiç zor değil. Öncelikle plastik şişe ikiye kesilir. Alt kısmına yuvarlak, kare veya dikdörtgen şeklinde bir pencere açılır. Burası kuş yuvamızın kapısı olacak. Şişenin üst kısmı ise alt parçadan daha kısa olacak şekilde kesilir. Bu kısımları bir büyüğümüzden yardım alarak yapmalıyız. Ben evde babamdan yardım aldım. Sonrasında kendimiz devam edebiliriz. Artık şişenin alt ve üst kısmını tutkal tabancasıyla birleştirmek kaldı. Bu kuş yuvamızın en basit hali. Şimdi kendi zevkimize göre boyayıp renklendirebiliriz. Hadi, ne duruyoruz? Evet. Hoş geldin patron. Okul gezisi nasıldı? Merhaba Azmi. Bugün çok önemli şeyler öğrendim. Ne gibi patron? Bütün planlarımızın neden başarısız olduğu gibi. Ama patron, bunu ben de biliyorum. Hep o İstanbul muhafızları yüzünden. Ya sadece o yüzden değilse Azmi? Yoksa planlarımız kötü olduğu için mi patron? Hayır tabii ki şaşkın. Bizim planlarımız her zaman kusursuzdur. Bugün öğrendim ki İstanbul'u koruduğu söylenen bazı yapılar varmış. Gerçekten mi? Şu örme sütundan kurtulursak gerçek mi değil mi anlayacağız Azmi. Bakın. Benimki bitti gibi. Çok güzel olmuş. Ben de bitirdim. Nereye asacağız bunları? Tabii ki koca çınarın dallarına. Hadi sen Azmi, oyalanma. Patron, bahçemizde bir dozer var. Biliyorum Azmi. Ben sipariş ettim. Bununla örme sütunu yıkacağız.
İnkazını bile bulamayacaklar. Peki İstanbul muhafızları ne olacak? Kesin beklemediğimiz bir yerlerden çıkıp gelirler. Bu kez değil Azmi. Bu kovanın içinde dünyadaki en güçlü yapıştırıcı var. Planım yolunda giderse bu kez muhafızlar hareket bile edemeden biz işimizi bitirmiş olacağız. Bu kez biz kazanacağız patron. Bayılırım ben gezilere. Yeni bir hedef buldum yine. Hadi gelin yakalayın beni. Hareket edebilirsiniz tabii. Ama bu sefer başaracağız Azmi. Bu sefer tamam kazanacağız Azmi. Ama bu sefer başaracağız Azmi. Bu sefer tamam kazanacağız Azmi. Bunun neresi tarihi eser? Bildiğiniz taş parçası. Vur hadi kepçeyi vur dozer. Yepyeni planım çok güzel. Ama bu sefer başaracağız Azmi. Bu sefer tamam kazanacağız Azmi. Ama bu sefer başaracağız Azmi. Bu sefer tamam kazanacağız Azmi. Baksanıza, yeni evini çok sevdi. Sanırım daha fazla yuva yapmamız gerekecek. Bakın, koca çırak. Hadi. Hoş geldiniz çocuklar. Merhaba koca çınar. Gürgen ve Azmi bu kez örme sütuna zarar vermeye çalışıyor. Sultanahmet meydanındaymış. Hadi hemen gidelim. Çabuk olmalıyız. Dikkatli olun çocuklar. Hadi. Merak etme koca çınar. Hadi sen Azmi. Tırman, tırman. Tırmanamıyorum patron. Çok yüksek baksana. Daha yarım metre bile tırmanmadı ki şaşkın. Galiba yapamayacağım patron. Ben iniyorum. Her yere yapıştırıcı döktüm Azmi. Oradan kurtulmak istiyorsan tırmanmak zorundasın. Ama patron. Hadi Azmi. Hafızlar geldiğinde seni kulede görsünler ki parmaklıklardan geçip yapıştırıcıya yapışsınlar. Örme sütunun bir diğer adı da örme dikili taşmış. Tam olarak kimin yaptırdığı bilinmiyor. Tam 32 metre uzunluğundaymış. 32 metre mi? Evet Ali. Osmanlı döneminde gençler de zaten akrobatik yeteneklerini göstermek için bu taşa tırmanmaya çalışırmış. Sadece taşlardan mı oluşuyor? 10. yüzyılda 7. Konstantin kuleyi tamir ettirmiş ve dedesinin zaferlerini gösteren pirinç plakalarla kaplatmış. Bu plakalar gün ışığında altın gibi parlarmış. Hatta kulenin tam tepesinde bir de küre varmış o zamanlar. Sonra ne olmuş ki? Söylentilere göre Haçlı seferleri sırasında bu plakaları altın sanan Haçlılar hepsini sökmüşler. Hatırladığıma göre örme sütunun İstanbul'u koruyan tılsımlı bir taş olduğunu da söyleniyor. Evet Mehmet. Ama bu bir batıl inanç. Bir şehri koruyan şey içinde yaşayanların cesareti ve inançlarıdır. Haklısın. Tıpkı bizler gibi. Bakın. Ha? Azmi bu. Kulenin tepesinde. Bakın. Kuleye halatlar takmış. Hadi hemen indirelim onu oradan. Bu da ne böyle? Ayaklarımı oynatamıyorum. Olmuyor. Yere yapıştırıcı dökmüşler. Olamaz. Kurtulamıyorum. Olsun size. Şimdi de kurtulun da görelim.
Ay 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 ay. Ay ay. Peki sen oradan nasıl kurtulmayı planlıyorsun Azmi? Patron! Patron! Kurtar beni patron! Patron! Gitme! Halata tutunarak aşağı kayaz mı? Hoppa! Aferin çocuklar! Böyle ıslı ıslı durun işte! Sen görürsün Gürgen! Ne görecekmişim? Hadi göster bakalım! Bu kovanın içindeki yapıştırıcı benim özel icadım. Ne yaparsınız yapın, oradan kurtulamazsınız ki. Bu iş burada bitmedi. Ben geldim patron. Hoş geldin Azmi. Şu sütunu devirelim artık. Ne yapacağız? Bu kez Gürgen kazandı. Hayır arkadaşlar, pes edemeyiz. Bir yolu olmalı. Ayakkabılarım mahvoldu. Bu haldeyken ayakkabılarını mı düşünüyorsun? Ayakkabılar, ayakkabılar. Tabii ya. Yeter ama, ne kıymetli ayakkabılarınız varmış. Ayaklarımız değil, ayakkabılarımız yapıştı arkadaşlar. Onları çıkarırsak kurtulabiliriz. Gürgen sütunu yıkacak. Dozeri durdurmalıyız. Önüne yapıştırıcıdan dökelim. Risk alamayız. Dozerin çalışmasını durdurmamız lazım. Aslında egzoz borusunu tıkarsak motorun durmasını sağlayabiliriz. Ali, bana yardım eder misin? Benim de aklıma bir fikir geldi. Hadi yıkıl artık. O sütun da amma sağlam çıktı ha. Acaba daha büyük bir dozer mi yapsaydım Azmi? Patron, biraz daha geç versen. Patron, bir şeyler oluyor. Ne oldu şimdi buna? Hadi Azmi, gel bakalım. Hoppa. Bu da ne böyle? Yardım etsene Azmi. Geldim patron. Yine kendi kazdığın kuyuya düştün Gürgen. Bize kurduğu tuzağa kendi yakalandı. Daha bir sürü eser, hepsi birbirinden de güzel. Bu şehri koruyup kollamak inanç ve cesaret ister. Örme sütun daha bir sürü eser, hepsi birbirinden de güzel. Bu şehri koruyup kollamak inanç ve cesaret ister. Elinize sağlık çocuklar. Çok teşekkür ederim. Biz de yeni ayakkabılar için teşekkür ederiz. Çok güzeller. Ha,
İşte atmamız gereken nokta burası. Frizbilerini bu çizgiye değdiren kazanır. Çok basit bir zafer olacak. Halka falan çiz de ona denk getirmeye çalışalım bari. Evet, sonra onu da deneyebiliriz. Şu renklere de bakın. Çok güzeller. Aramızda ışık canavarlarının olduğunu bilseydim güneş gözlüğü takardım. Işık canavarlarını durdurabiliriz Mehmet. Nasıl durduracaksınız bakalım? İşte bu kadar. Güzel taktik. Hadi artık başlayalım. Kim başlamak ister? Ben başlayabilirim. İşte bu kadar. Bu oyunun kolay olduğunu söylemiştim. Şimdi sıra bende. Yine gücünü ayarlayamadın Elif. Sen de ayarlayamadın ki Ali. Sıra bende. Sanırım oyunu ben kazandım. Merhaba Koca Çınar. Merhaba çocuklar. Nasılsınız diyecektim ama zaten çok neşeli görünüyorsunuz. Evet Çınar, güzel bir oyun oynuyorduk. Güzeldi ama oyunu Zeynep kazandı Koca Çınar. Çünkü ben rüzgarın hızını ve mesafeyi hesaplayıp ona göre attım. Kazanmayı çok istedim ama ben rüzgarı hiç hesaba katmamıştım. Yine çok hırslı görünüyorsun Elif. Ancak hırsını kontrol edemezsen başarman zorlaşır. Gürge'nin çok hırslı olup hiçbir şey başaramaması gibi mi? Çok güzel bir örnek verdin Ali. Gürgen bu sefer neyin peşinde? Gürgen'in ilgisini bu sefer de Fatih'teki kız taşı çekmiş. Orada ne istiyor olabilir ki? Fatih semtinde bulunan kız taşı milattan sonra 455 yılında yapılmış. Markianus tarafından Amastrion'a dikilmiş. Ne kadar da eski. Evet Elif, Roma döneminden kalma bir yapıt bu. Demek Fatih'te. Bize verebileceğin başka bir bilgi var mı Zeynep? Tabii ki. Aynı zamanda yapıt Mısır granitinden yapılan iki parçadan oluşuyormuş. Hiçbir tahminde bulunamıyorum. Benim de aklıma hiçbir şey gelmedi. Gürgen bu yapıttan ne istiyor olabilir ki? İşte benim. Dünyada bir ilk olan devasa, mükemmel icadım. Ne oldu patron? Ne oldu? Ne oldu Azmi? Bağırdın ya patron. Bir şey oldu sandım. Oldu Azmi, oldu. Çok güzel bir şey oldu. Patronun yine İstanbul'un en zeki insan olduğunu kanıtladı. Yine derken patron, sen hiç kanıtlamadın ki. Azmi, ben de burada bu zamana kadar sana kötü davrandım diye neler yaptım. Ama yok, yok. Sen hak etmiyorsun. Gerçekten mi? Benim için bir şey mi yaptın? Beni ağlatacaksın patron. Şu örtüyü kaldır da bak bakalım. Aşk olsun patron. Ne Azmi? Yoksa yaptığım şeyi beğenmedin mi? Beğendim patron. Beğendim de ben böyle mi görünüyorum? Ayıp ediyorsun ama. Yapım aşamasında teknik bir arıza olmuş olabilir. Senden ama memnuniyetsizlikten. Olur mu öyle şey patron? Bana yaptığın ilk hediye bu. Nasıl beğenmem? Bunu da mı bana yaptın? Bunu da mı? Abartma Azmi. O kadar da değil. Bu türünün ilk örneği. Dünyada bir ilk olan icadım. Ufalayan 455. Toz haline getiremeyeceği tek bir taş bile yok. Nasıl çalışıyor patron? Ben çalıştırayım lütfen, lütfen. Tamam, tamam. Sen de hemen çocuklaşıyorsun. Madem çok istedin. İşte bunu parçalayabilirsin. Yaşasın. Ay,
Azmi! Ne yaptığını sanıyorsun sen? Kafamı kırıyordun az kalsın. Atölyeyi de başımıza yıkacak Allah'ım. Çabuk o parçaları yerine koy. Yoksa elimden mi kaza çıkacak? Ay çok özür dilerim patron. Kızma isteyerek yapmadım. Hemen eski haline getiriyorum. Bir şey sorabilir miyim patron? Sor Azmi. Yine ne var? Neden bunu icat ettin patron? Kız taşını paramparça etmek için. Ama biz kız değiliz ki. Kız taşını ne yapacağız? Kız taşının kızlarla bir ilgisi yok. Sen de hiçbir şeyi bilmiyorsun. Gerçi geçenlerde ben de öyle bir hataya düştüm. Ha. Bunların yanında kız taşının bir diğer özelliği ise granitten yapılmış iki parçadan meydana gelmesidir. Bu zamana kadar gelmesine şaşmamalı çocuklar. Çünkü granit oldukça dayanıklı bir taştır. Hatta Gürgen astronot olduğu zaman uzay mekiği yapımında bile kullanabilir. Ne? Astronotu? Uzay mekiği mi? Nihayet Gürgen'in ilgisini çekebildik çocuklar. Gürgen, sana bir soru sormak istiyorum. Eğer bilirsen sana tarihten iyi bir not vereceğim. Bilemezsen de oradan kalkıp ön sıraya geleceksin. Anlaştık mı? Sorun öğretmenim. Sorun, sorun. Ben zaten İstanbul'un tarihi eserleri konusunda epey tecrübeli olduğum için uyuyakalmışım. Ben sana yine de basit bir soru soracağım. Kız taşı ismini nereden almıştır? Ne var ki bunda öğretmenim? Nereden aldı Hasan? Yardımcı olsana biraz. Evet Gürgen. Bize vereceğin bir cevap var mı? Tabii ki var öğretmenim. Eskiden kız taşının olduğu yerde kızlar beş taş oynarmış. Bu yüzden yapıtın adına kız taşı demişler. Yanlış. Bu eserin üzerinde efsanevi bir kadın figürünün kabartması olduğu için adına kız taşı denmiş. Seni ön sıraya alalım Gürgen. Astronotun sadece bir adım uzandaydı Azmi. Sadece bir adım. Yazık olmuş patron. İşte bu yüzden hedefim kız taşı Azmi. Üzerindeki sembolle birlikte tüm yapıtı ödünç çalacağım. Böylelikle hem öğretmenim bana bir şans daha verecek... ...hem de uzay mekiğim için dayanıklı bir taş elde edeceğim. Hem de tarih dersinden geçmeme engel olan kız taşını yok edip... ...yerine Azmi taşını koyacağım. Bir an önce harekete geçelim patron. Kendi heykelimi oraya koymak için sabırsızlanıyorum. Demek seni harekete geçirmek için böyle bir şey yapmam lazımmış. Kaçmak maçmak yok. Kaçmak maçmak yok. Bom 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 bom. Kaçmak maçmak yok. Bom bom bom. Ufalayalım mı? Kaçmak maçmak yok. İstanbul'u yıkalım mı? Kaçmak maçmak yok. Bom bom bom. Kaçmak maçmak yok. Bom 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 bom. Yanınıza kalmaz her şeye maydanoz oluşunuz. Sizden İstanbul'a muhafız değil salatalık olurdu. Yıkarız geçeriz kız taşını ezeriz. Yerine melek yüzlü birisini dikeriz. Eseriz gürleriz yan bakana güleriz. Sorun değil bir fotoğrafta onunla çekeriz. Kaçmak maçmak yok bom 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 ufalayalım mı? Kaçmak maçmak yok İstanbul'u yıkalım mı? Kaçmak maçmak yok bom bom bom. Kaçmak maçmak yok bom 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 bom. Kaçmak maçmak yok bom 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 ufalayalım mı? Kaçmak maçmak yok İstanbul'u yıkalım mı? Kaçmak maçmak yok bom bom bom. Kaçmak maçmak yok bom 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 bom. Hadi çocuklar hızlı olun. Gürgen harekete geçti. Sen hiç merak etme koca Çınar. Yine başaramayacak. Biz İstanbul muhafızlarıyız. Biz varken hiçbir tarihi yapıta zarar veremez. Hadi o halde. Bir an önce yola çıkmalıyız. Hoşça kal koca Çınar. Güle güle çocuklar. Dikkatli olun. Planımız ne patron? Kız taşına çıkıp yedi tepeli eşsiz şehrimiz İstanbul'u izleyeceğiz Azmi. Duygu dolu anlar yaşayacağız. Nasıl?
Azmi, eli kere söyletme bana. Devasa icadım, ufalayan 455'le. Bu gördüğün yapıt saniyeler içinde toz haline gelecek. Ve yerine Azmi taşını koyacağız. Anladın mı şimdi? Patron. Ne oldu Azmi? Neyi anlamadın yine? Planı anladım patron. Sadece neden icadın fotoğraf makinesi şeklinde olduğunu anlamadım. Muhteşem patronun her şeyi düşündü. O ufaklıklar geldiğinde bizi durduramayacaklar. Çünkü biz fotoğraf çekiliyor olacağız Azmi. Sen gerçek bir dahisin patron. Ne sandın Azmi? Hadi artık işe koyulalım. Azmi'nin yanındaki şey ne? Asıl Gürgen'in yanındaki o kocaman fotoğraf makinesi de ne öyle? Buraya fotoğraf çekmek için gelmiş olamazlar değil mi? Koca Çınar yanlış bir sinyal almış olamaz. Bu işte bir terslik var. Fotoğraf makinesi biraz garip. Öyle bir fotoğraf makinesi daha önce hiç görmedim. Elif haklı. Olması gerektiğinden çok daha büyük. Ben nasıl öğreneceğimizi biliyorum. Siz sadece Gürgen'in icadını bir şekilde kullanmasını sağlayın. Ne yapıyorsun burada Gürgen? Azmi bak. Mehmet ve Ali gelmiş. Fotoğraf çekiliyorduk. Siz de katılmak ister misiniz? Dalga geçmeyi bırakın. Ne işiniz var kız taşının yanında? Bu muhteşem eser çok eskimiş Ali. Onu yenilemeye geldim. Eğer gözümüzün önünde bir fotoğraf çekersen sana inanırız. Tabii ki Mehmet. Sen yeter ki iste. Olamaz. Benim canım heykelim. Ne hale geldim böyle? Gevezelik edeceğine etrafı korusaydın senin heykelin yerine kız taşı toz olurdu. Bana ne işte bana ne? Heykelimi koyacaktım ben oraya. Hani fotoğraf çekmek için gelmiştin Gürgen? Size mi soracağım niye geleceğime? Evet, kız taşını yok etmeye geldim. Patron! Hayır, hayır! Bu sefer olmaz, olamaz! Biz olduğumuz sürece İstanbul'a zarar veremezsin Gürgen. Ya nasıl bir duyguymuş patron? Benim acı dolu dünyama hoş geldin. Bak senin de icadın yok oldu işte. Sen hiç konuşmaz değil. Gel buraya. Kaçma. Her şey senin yüzünden oldu zaten. Kaçma. Nasıl olur seni kaçacağım? Kaçma buraya. Azmi. Azmi. Sanma sakın kendini, sürprizlerle dolu tek kişi. Benzeri görünmemiş bir bozgun var bizden sana. Ders al, artık ders al, ders al artık geçmişten. Ders al, artık ders al, ders al artık geçmişten. Taşını vermeyiz, İstanbul'u sana yar etmeyiz. Bir çöplük bul kendine, çöplükler tam sana göre. Sorma bize neredeyiz, her zaman hep sendeyiz. Tuzaklar sökmez bize, tek vücut birlikteyiz. Ders al, artık ders al, ders al artık geçmişten. Ders al, artık ders al, ders al geçmişten. Sanki baştaki misketi vurdun Mehmet. Olsun. Bu kadar yaklaşmak da güzel. Nasıl vurulur? İzle de gör bakalım. Sıra bende. Biz kazandık. Ali düzgün atsaydı böyle olmazdı. Hey! Sıra bana gelmedi bile. Asıl sen gücünü ayarlasaydın kazanırdık. Sıra sana gelseydi ne olacaktı? Birbirinizi suçlamayın arkadaşlar. Kazanmak da kaybetmek de takım işidir.
bileklerim niye sekerek gidiyor? Atış şeklinden dolayıdır Ali. Herkesin tarzı farklıdır, değil mi? Hı? Koca Çınar bizi çağırıyor. Gitmeliyiz. Hoş geldiniz çocuklar. Gününüz nasıl geçiyor bakalım? Hoş bulduk Koca Çınar. Günümüz çok güzel geçiyor. Hiç de güzel geçmiyor. Niye Ali? Bir şey mi oldu? Attığım misketler sekerek gidiyor. Herkes düz atıyorken ben niye sektirerek atıyorum ki? Bu kötü bir şey değil ki Ali. Bu atışın sayesinde birçok oyun kazanacağına eminim. Gürgen'den bir haber yok mu Koca Çınar? Şaşırtıcı ama henüz yok Mehmet. Hayır! Hayır! Ne oluyor patron? Bağırıyorsunuz bey. Ödümü koparttın. Sen de benim ödümü koparttın patron. Galiba kötü bir rüya gördün. Sorma Azmi, sorma. Astronotluk yolumda bana engel olan her şeyi ortadan kaldırıyoruz. İşleri hızlandırmalıyız. Otur ve dediklerimi yaz. Söylüyorum Azmi. Dinliyor musun? Zaman hemen. Yer sirkeci postanesi. Neden sirkeci postanesi patron? Geçen gün sınıfta kağıttan gemi yapıyoruz. Sirkeci postanesi 1905-1909 yılları arasında tam 4 yılda yapılmıştır. Vedat Tek tarafından yaptırılmıştır. Türkiye'nin en büyük postanesidir. Gürgen? Gürgen! Efendim öğretmenim. Neyle uğraşıyorsun yine? Derslerimi hiçbir zaman dinlemiyorsun. Öğretmenim, gemilerim bitince dinleyecektim. Gemileri teneffüste yapabilirsin Gürgen. Tabii ki öğretmenim. Şimdi söyle bakalım. Sirkeci postanesi görevi dışında ilk ne olarak kullanılmıştır? Öğretmen de amma kolay sorular soruyor Hasan. Adı üstünde sirkeci postanesi. İnsanlar oradan hep sirke alırmış. Hatta sirkesi o kadar meşhurmuş ki önünde uzun kuyruklar alırmış. Orası hiçbir zaman sirke satmak için kullanılmadı Gürgen. Hikayelerini seneye anlatırsın artık. Benim adım da Gürgen'se orası çok geçmeden sirkeci dükkanına dönecek. İşte böyle Azmi. Ben de... Ne yapıyorsun sen Azmi? Dediklerini yazıyorum patron. Azmi, sen beni delirtecek misin? Tüm konuşmalarımı yaz mı dedim ben sana? Ya hangilerini yazacağımı da söylemedin ki patron. Tamam, artık işimize bakalım. Patron. Ne var Azmi? Planımız ne? Planımız sirkeci postanesini sirkeci dükkanda çevirmek. O nasıl olacak? Orasını dahi patronun düşündü. Merakla beklediğiniz Gürgen yine harekete geçmiş durumda. Bu sefer neyin peşinde Koca Çınar? Sirkeci postanesi. Bu sefer de sirkecideki büyük postanenin peşinde demek. Olsun Ali. Gürgen sirkeci postanesinin peşindeyse biz de onun peşindeyiz. Dur patron. Ne oldu gene Azmi? Sakın bal dökme patron. Sirke limonla yapılır. Limonla mı? Saçmalama Azmi. Sirke dedin üzümle yapılır. Limonla. Üzüm dedim Azmi. Limon. Üzüm. Limon. Üzüm. Limon. Al sana limon o zaman. Ne oldu gene Azmi? Deşendim de. Sanırım turşu limondan yapılıyordu. Ben gene karıştırdım. Arada bir düşünebilmen beni çok mutlu ediyor Azmi. Sağ ol patron. Ne?
Yeni icadım dönüştüren 27 ile sirkeci postanesi birkaç saate sevimli bir sirkeci dükkanına dönecek. Yaşasın. Biz hazırız. Hadi yola çıkalım artık. Hadi hadi. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz kocacılar. Şuraya bak patron. Ne kadar da büyük. Güzelim yeri sirkeci dükkanına mı çevireceğiz gerçekten? Ne oldu Azmi? Üzüldün mü yoksa? Çok konuşma da işimize bakalım. Hem soru soruyor hem konuşma diyor. Hiçbir şey anlamadım. Sen etrafı kolaçan et. Mehmetler gelmiş mi bir bak. Bulursan ne yapacağını biliyorsun değil mi? Biliyorum patron. Kendimi övmeyi çok sevmem ama dahi olduğumu biliyorum ben. Geceleri asla uyuyamam tarih dersi sorununu bir şekilde çözmeden. Bak yine kaldım Azmi sevmediğim tarih dersinden. Sirkeci postanesi yüzünden. Dört pul bir de zarfal Azmi buradan son kez mektup göndereceğim. Yeni icadım sayesinde burayı sirkeci dükkanına çevireceğim. Dönüştüren 27 ile bal gibi sirkeler üreteceğim. Dönüştüren 27 ile tarih dersine bir ders vereceğim. Bakın gelmişler bile. Sirkeci postanesi 4 katlı ve 3200 metrekarelik bir alana sahip. Bir postane için oldukça büyükmüş. Süslemeleri 16. yüzyıl Osmanlı mimarisine ait ve binanın dış cephesi yontma taşlardan oluşuyor. Gürgen yine bu güzelliklerin peşinde belli ki. Bir planımız var mı? Var. Azmi nereye gitti? Az önce buradaydı. Benim var ya Danaz. Anneciğim sen de nereden çıktın, ödüm koptu. Amacım sizi korkutmak değildi. Neydi o zaman? Yine mi siz? Sürekli sizinle karşılaşmak zorunda mıyım ben? İşte amacım buydu Elif. Oldu bile. Şimdi dönüştüren 27 ile bu zavallı postaneyi bir sirkeci dükkanına dönüştüreceğim. Sizi de dükkanın açılışında kullanmak için balona çevireceğim. O nasıl olacak patron? Muhteşem icadım sayesinde. İstediğim her şey icadın içine koyduğum öze dönüşür. Gerçekten dahice patron. Ne duydunuz mu arkadaşlar? Bu iş kolay olacak gibi. Nasıl olacak o? Senin sayende Ali. İşte başlıyoruz. Bunlar da nereden çıktı Azmi? Bilmiyorum ki patron. İşte bu. Dikkat et patron. Bu işi sen tamamlasın. Hemen patron. Patron! Çok özür dilerim patron. Ne yaptım ben? Kendi ellerimle patronumu miskete çevirdim. Niye gözün öyle yapıyorsun patron? Korkma, kurtaracağım seni, korkma. Bir fikrim var. Herkes ağa bağlı ipe tutunup üste çıksın. İpi kancadan kurtarıp kurtulabiliriz. Harika bir plan Elif.
Nereye kayboldu bunlar? Bizi mi arıyordun Azmi? Buradayız. Bu seferki oyunu siz kazandınız. Çok iyi atıştı Ali. Ne mümkün Azmi'ne olmamak hayran. Her gün yeni bir olay ve yaramazlık sevdan. Sirkeci postanesini geçirmiş kafasından. Sen anca allı morlu bir mektup gönder oradan. Biz varken buralarda korunacak İstanbul. Sen git kendine, başka bir eğlence bul. Biz bir takımız, her birimiz ayrı yeteneklerdeyiz. Sen yaramazlık peşindeysen, biz de senin peşindeyiz. Söylentiye göre burada tek gözlü bir dev yaşarmış. Hı? Dört arkadaş bu söylentinin doğru olup olmadığını öğrenmek istemişler ve örümcek ağlarıyla dolu eve girmişler. Kendinizden büyük yiyecekleri bile taşıyorsunuz. Ufacık olsanız da çok güçlüsünüz, değil mi? Kapının deliğinden içeri doğru bakmışlar. Bir de ne görsünler? Kocaman bir göz. Neden bağırıyorsunuz? Ödümü koparttınız. Birbirimize tek gözlü dev adında bir korku hikayesi anlatırken içeri kocaman bir gözle girersen bağırırız tabii Ali. Ben de Ali neden geç kaldı diye düşünüyordum. Kesin gelene kadar her şeyi inceledi. Biraz öyle oldu galiba. Ne yapıyorsun Zeynep? Çok komik gözüküyorsun Mehmet. Ağzın kocaman. Koca Çınar bizi çağırıyor arkadaşlar. Yaşasın! Görev zamanı! Hoş geldiniz çocuklar. Nasılsınız bakalım? Hoş bulduk Koca Çınar. Çok iyiyiz. Yol boyunca önüme çıkan her şeyi büyüteçle inceledim. Çok ilgi çekici şeyler gördüm. İncelemeye meraklı olman çok güzel Ali. Bakarsın ileride dedektif olursun. Bizim şu an muhafız olmamız gibi. Her zaman görev için hazır olan muhteşem muhafızlar. Gürgen bugün neyin peşinde Koca Çınar? Ahır kapı fenerinin. Keşke bununla Gürgen'in aklındakileri de görebilsek. Hatra. Nerede acaba? Patran. Patran. Nereye gittin patran? Neyse. Gelir birazdan. Ben temizliğimi yapayım. Çok yaşa patron. Ha, patron. Sesini duydum. Allah'ım. Delirdin mi bu genç yaşımda? Azmi. Buradayım Azmi. Gelme. Anneciğim. Az kalsın beni çöpe atıyordun Azmi. Burada değildin ki patron. Işınlanmayı mı buldun yoksa? Benim de amacım buydu. Beni görememen. Demek ki o Mehmet ve arkadaşları da göremeyecek Azmi.
Nasıl göremezler patron? Kocaman adamsın. Nasıl olacak Azmi? Müthiş icadım. Boyut değiştiren 755 sayesinde. Dünyada işi benzeri olmayan bu icatta her şey olduğundan daha büyük ya da daha küçük görünecek Azmi. Neden böyle bir şey icat ettin patron? Her planımızdan ne oluyor Azmi? Başarısız oluyoruz patron. O da var da o değil başka. Sonunda kabak bizim başımıza patlıyor. O da değil Azmi. Başarısız oluyormuşuz. Mehmet ve arkadaşları bizi buluyor da ondan başarısız oluyoruz. Bir de senin tembelliğin yüzünden. Yoksa bu icatla kendimizi küçültüp onların bizi bulmasını mı engelleyeceğiz patron? Aferin. Aynen öyle Azmi. Bak patron, tembellik yapmıyormuşum değil mi? Çok konuşma da işine devam et. Patron, peki bu sefer nereye saldıracağız? Ahır kapı fenerine. Neden? Hep o Hasan yüzünden. Geçenlerde Hasan'la yolda yürüyoruz. Yarın için heyecanlı mısın Hasan? Bilgi yarışmasından mı bahsediyorsun? Tabii ki heyecanlıyım. Yarışmayı kazanırsak tarihten kesin yüz alırız. Güzel. Biraz çalışalım mı Hasan? Bilgi yarışmasını kaybetmek istemeyiz değil mi? İlk soru benden. Osmanlı Devleti'nde inşa edilen ilk fener hangisidir? Fenerbahçe mi? Yok, Galatasaray. Gerçekten mi? Hayır tabii ki. Eve gidince fenerlere çalış Gürgen. Buradan soru gelebilir. Tamam, sıra bende. Sor. İstanbul'u... Evet sevgili konuklarım, 20'şer soruluk bilgi yarışmamız başlamak üzere. İlk sorumuz A takımından Hasan'a geliyor. Hezarfen Ahmet Çelebi, İstanbul'da bulunan hangi tarihi yapının üstünden uçmuştur? Galata Kulesi. B takımı son sorusunu bilemedi. A takımı? Son soruyu bilirseniz durum eşitlenecek ve bir final sorusu daha soracağız. Ancak bilemezseniz kaybedeceksiniz. Cevaplama sırası Gürgen'de. Osmanlı Devleti'nde bir deniz kazası sonrasında inşa edilen ilk deniz fenerinin adı nedir? Hasan'ın sorduğu soru mu çıktı şimdi bana? Keşke eve gidince biraz çalışsaydım. Ne yapacağım ben şimdi? Son 5 saniye. 4, 3, 2, 1... El feneri! Yanlış cevap. Yarışmayı B takımı kazandı. Kim bilir kaç kişi vardı orada. Hem bir sürü kişiye dalga konusu olmuşsun, hem de tarih dersinden yine geçememişsin. Çok acı patron. Ben de o deniz fenerini el fenerine çevirmezsem bana da Gürgen demesinler. Çok da güzel fırsatmış patron. Keşke Hasan'ı dinleyip çalışsaydın. Şimdi göreve değil astronot olmaya hazırlanıyordun. Hatırlattığın için sağ ol Azmi. Hadi kalk gidiyoruz. Bekle beni ahır kapı feneri. Bekle beni ahır kapı feneri. Ne güzel olur ondan el feneri. Tarih notum bu sefer 100. Hadi ahır kapıda görüşürüz. Ahır kapı feneri, ne güzel olur ondan el feneri. Tarih notum bu sefer 100. Hadi ahır kapıda görüşürüz. Bir Azmi, küçük Azmi, oyun değiştiren çok değerli. Bir Azmi, küçük Azmi, yeni icadın çok değerli. Bekle beni ahır kapı feneri, ne güzel olur ondan el feneri. Tarih notum bu sefer 100. Hadi ahır kapıda görüşürüz. Fenerler deniz ulaşımı için oldukça önemli. Evet Mehmet. Deniz fenerleri sayesinde gemiler geceleri kaza yapmıyor. Ahır kapı feneri de bir kaza sonrasında yapılmış. 1755 yılında Mısır'dan gelen Hacı Kaptan idaresindeki gemi hava şartlarının ve görüş açısının kötü olması nedeniyle kum kapıda karaya oturarak kaza yapmış. Bir kazazede de 3. Osman'a demiş ki...
eğer burada ve sur üstünde bir fener yapılıp da her gece kandiller yakılırsa, böyle uzaklara gidip gelen gemiler ışığı görür ve yollarını bulurlar. Gürgen harekete geçti. Hemen yola çıkıyoruz Koca Çınar. Dikkatli olun çocuklar. Dediklerimi anladın mı Azmi? Anladım patron. Mehmet ve arkadaşlarını beklemedikleri anda küçültüp bu kafese koyacağız. Sonra da işimizi halledeceğiz. Tabii önce kendimizi küçülteceğiz Azmi. Bakalım çalışıyor mu? Nasıl bir dahiyim ben? Patron, ayıp oluyor ama. Beni iyice oyuncağa çevirdin. Aslında fena fikir değilmiş Azmi. Geliyorlar patron. Vay canına. Şunun büyüklüğüne de bakın. Bu feneri kim yapmış Zeynep? Ahırkapı feneri 3. Osman devrinde inşa edilmiş. Gemilerin İstanbul limanına girişinde ve İstanbul boğazından geçişlerinde rota feneri görevi görüyormuş. Günümüzde kıyı emniyeti ve gemi kurtarma işletmeleri genel müdürlüğünce koruma altında. Gürgen ve Azmi'nin şimdiye kadar gelmesi gerekiyordu. Yanlış yere mi geldik acaba? Sanmıyorum. Birazdan gelirler. İşte buradayız. Biz buradayız ama siz gidiyorsanız. Nereye gidiyormuşuz? Ay 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 ay, aynı masada patron. Çok yakıştılar oraya değil mi Azmi? Evet patron. Ahır kapı fenerini el fenerine çevirince sizi de yanına süs olarak mı koysam acaba? Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Sen iyice kontrolden çıktın Gürgen. Boşuna uğraşmayın. Artık benim elimdesiniz. Ben ne zaman istersem o zaman çıkarsınız. Sen öyle san. Ama ben dar olanlardan korkarım. Sabret Ali, yakında buradan çıkacağız. İşte başlıyoruz Azmi. He? Kafesi sıkı tut. Ne yapacakları belli olmaz. Şimdi siz Gürgen'e gülmek nasıl olur göreceksiniz. Polis de nereden çıktı Azmi? Bizim için gelmiyorlardır patron. Bir şey yokmuş gibi davranalım. Ne oluyor? Memur bey, açıklayabilirim. Ay. Sonunda kurtulduk. Biraz daha içeride kalsaydım bayılabilirdim. Sesleriniz çok komik çıkıyor. Sanki senin sesin çok farklı. Artık normal halimize geri dönebiliriz herhalde. Ben hallederim. Gürgen ve Azmi'nin suratını görmeliydin Koca Çınar. Tam da başaracağına inanmıştı. Beni hiç şaşırtmıyorsunuz çocuklar.
Çok iyi iş çıkartmışsınız. Özellikle feneri aralıklı olarak yakıp söndürerek sinyal vermek çok zekiceydi. Teşekkür ederim Koca Çınar. Şimdi güzel bir oyunu hak ettiniz. Yaşasın!